Fenerbahçe paramparça. Galatasaray'a Kadıköy'de 20. yılında yenildi. 21. raunda çıktı Fenerbahçe. Muhteşem bir koreografi yaptılar. Ama bu sefer Galatasaray geldi Kadıköy'de 3-1 ile Fenerbahçe'yi yendi. Hem de iyi bir futbol oynayarak. Şimdi Fenerbahçeliler tabii şu anda şaşkın, darmadağınık, kızgın, öfkeli. Düne kadar başlarının üzerine tuttukları Ali Koç'u bile istifaya çağıranlar olmaya başladı. Bence biraz serin kanlı düşünürse Fenerbahçeliler ve krizlerin aynı zamanda bir fırsat olduğunu düşünürlerse bu yenilgiye çok da fazla üzülmemeleri gerektiğini anlayacaklar. Bir aldatmacanın sonuna geldi Fenerbahçe. Tamam, 20 yıldır sen Galatasaray'a yenilmiyorsun Kadıköy'de ama sonuç ne? Bu sürede Galatasaray 9 şampiyonluk kazanmış, senin 6 şampiyonluğu var. Ve sen bu rekabette aslında önde olmak istediğine göre kaybın sadece 3 şampiyonluk da değil. Sen alsan o şampiyonlukları, tersi bir skor olsa 9'da 6 belki sen önde olacaksın ve bu 6 şampiyonluk farkı demek. Ama ne oldu? Yıllardır Fenerbahçe Kadıköy'de yenilmedik. Hatta bir süre sonra beraberlikler bile bir kazanç sayılmaya başlandı. Mesela dün akşam Mehmet II o golü atsa herhalde heykelini falan dikmek isteyeceklerdi. Fenerbahçe bu anlamda büyük bir vizyon kaybı içindeydi. Galatasaray derbilerine kitlenerek. Beşiktaş da yıllardır orada galip gelemiyor. Trabzon da gelemiyor. Bunlar olur futbolda. Aynı Fenerbahçe Manchester United'ın Avrupa'da kendi evindeki 40 yıllık yenilmezliğine son verdi. Kapatılır bir günde, iki günde kapatılır. Bu yolun sonu değil. Bence bu bir başlangıç. Fenerbahçe dün akşamki maçı bir başlangıç olarak alabilir. Tabii Ali Koç'un da yeniden kendini gözden geçirmesi lazım. Ali Koç 1,5 yıl içerisinde büyük hatalar yaptı. Değişim paradigması çöktü. Şimdi yapması gereken çok radikal tedbirler alması lazım. Takımla falan uğraşmasından önce kendi yönetimini bir gözden geçirmesi lazım. Kendi yönetim tarzını gözden geçirmesi lazım. Belki de güven tazelemek açısından ve yönetimi yenilemek açısından seçime gidebilir. Anormal karşılamamalı. Ali Koç mali açıdan Fenerbahçe'ye büyük katkılar sağladı. Kendi özel şirketlerinden de sponsorluklara getirerek kulübü mali açıdan en azından günlük işlerini yapar hale getirdi. Ama sportif anlamda çok büyük hatalar yaptı. Değişim bedeller ödemeye gerektirir. Foku'yu getirdim, Komoli'yi getirdim. 6 haftada sonuç olmaz. Gerekirse küme düşmeyi bile göze alacaksınız. Eğer düzeni değiştirmekten bahsediyorsan. Şimdi siz hem düzen karşıtı olacaksınız. Futbol Federasyonu'ndan tutun da siyasete kadar. Ya bu mücadeleye girmeyeceksiniz. Siz de 3 puanın kavgasını vereceksiniz. Klasik anlamda reaksiyonlar vereceksiniz. Ama düzeni değiştirmekten bahsediyorsanız o zaman büyük bedelleri topyekun bütün cami olarak göze alacaksınız. Aksi halde kaybeden siz oluyorsunuz. Bu anlamda Ali Koç'un kendi yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Ve taraftar. Düne kadar Ersun Yanal, Ersun Yanal diye bağıran taraftar dün akşam Ersun Yanal istifa diyor. Şimdi kılıçla gelen kılıçla gider diye bir söz vardı. Sosyal medyayla gelen sosyal medyayla gidiyor artık. Fenerbahçe'nin bu anlamda da taraftarına kendini gözden geçirmesi gerekiyor. İyi bir takımı yok Fenerbahçe'nin. İyi bir takımı olmadığı için de Galatasaray kaybetti. Dün akşam Emre, Gustavo, Rodriguez gibi 3 önemli isim yok. Etkiledi bence Fenerbahçe'yi. Bir de Ersun Yanal. O eski Ersun Yanal değil. Yani o şampiyon yapan Ersun Yanal değil. Hatta o Ersun Yanal'ı da sorgulamak gerekiyordu. Aziz Yıldırım'ın çok önemli açıklamaları vardı o zaman. Ayrıldıktan sonra değil. O şampiyonluk sezonunda devre arasında Antalya'da bir kamp olmuştu yani. İyi hatırlamak lazım. Fenerbahçe o sezon rakiplerinin de çok kötü olmasıyla arayı çok erken açmış ve koparmıştı. Yoksa ligin ikinci yarısında çok kötü başlamış, son anda toparlamıştı. Yeni gelen Ersun Yanal, Trabzon'da yaptıkları sorgulanmadan alındı Ersun Yanal. Trabzon'a çok büyük zararlar verdi. Takım yapısı açısından, mali açıdan. O hiç gözetilmeden bizi şampiyon yapan hoca etiketiyle geldi. Düşünün kaç tane stoper aldı ve dün akşam yine Jailson'la oynadı. O Jailson 2 golde de resmen çuvalladı. Orta sahaya bakıyorsunuz 10 isim sayabilirsiniz. Hiçbirinden verim alamıyor. İşte Gustavo, Emre olmadığında kimsenin aklına gelmeyecek isimler artık unutulmuş olan Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici kurtarıcı oluyor. Durum bu. Bence Fenerbahçe kriz aşamasında bu krizi fırsata dönüştürüp dönüşmemek Ali Koç'a bağlı. Ben ta Rize'de taraftarın içine girdiği zaman da eleştirmiştim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aynı zamanda büyük bir holdingin de varisi. Taraftarın arasına giremez. Bir provokasyona mahal verebilir. Kendini bilmeyen biri ona saldırdığı zaman ne olur? Kötü bir şey olur. Bambaşka noktalara çekilebilir olay. İşte o gün o yanlış yapan Ali Koç bugün kendisine ağır küfür edildiğinde tribünden atlamak zorunda kalıyor ve yarattığı bütün o vizyoner kimliğini yerle bir etti. Gerçekten çok üzücü futbolumuz adına.